Günaydınlar, merhaba. Ben bugün çok enerjik bir şekilde erkenden kalktım. Eşim geldi İstanbul'dan, çok şükür kavuştuk biz. Hatta İstanbul'dan değil, Ankara'dan geldi. En son oraya geçmişti. O işe giderken sabah ben de erkenden uyandım. Kahvaltımı da yaptım. Şu anda saat 10. Ve güzel bir çay içeceğim. Ondan sonra ilaçlarımı içeceğim saat 11 gibi ve yavaş yavaş hazırlanmaya başlayacağım. Çünkü bugün benim bal tanemin doğum günüsü var. Yakın bir arkadaşımın kızının doğum günü var. Bugün onu kutlayacağız dışarıda inşallah. Oraya hazırlanıp gideceğim. Gitmeden önce bir de hediye bakacağım. Öyle yani bugün güzel bir gün olacak dışarıda. Ben hazırlandım. Saçlarımı maşaladım biraz. Bunlar düşecek tabii. Saçım kolay kolay maşa tutmuyor benim. Üzerime şöyle siyah beyaz çizgili kazağımı ve kotumu giydim. Ve altına da hafif topuklu bir bot giyeceğim. Evet. Saçlarım çok değişik geldi gözüme. Uzun zamandır maşa yapmıyordum. Şimdi bir ruj süreceğim. Ondan sonra çıkacağım. Benim için gün başlayabilir. Partileri çok severim. Kendimi gerçekten tebrik ediyorum. Az önce kamerayı unuttuğumu fark edip eve tekrar döndüm ve nefes nefese kaldım. Of. Bu arada size söyledim mi bilmiyorum. Yakın arkadaşımın kızının 1. yaş doğum günü var ve dışarıda kutlayacağız. Şunun içine insan bir hediyemizi aldık. Daha vaktimiz olduğu için Ayşenur'la birlikte kahve içmeye geldik. Kendisi her ne kadar soda içse de kahve molası. Tam olarak şu anda yarım saatimiz var. Yarım saat sonra gideriz. Defne kuşumuz, iyi ki doğmuşsun, iyi ki doğurmuşsun Neşe. Nice, nice kadar uzun yıllar olsun güzel. Hep birlikte inşallah, ailecek. Bir şey söylemek ister misiniz? Sağlıklı, huzurlu, mutlu. Nice güzel yıllar olsun. Nice yaşlara. Senin kulaklarını yerler. Defne şu anda hala şokta, etrafın şokunda. O şu an ne oldu? Anneannemiz, bir şey söylemek ister misin? Daha önce 25 yıl önce çocuklarımı hazırlıyordum, şimdi duygulandın.
Dedemiz. Ben heyecanlıyım. Evet. Işte. Herkes çok heyecanlı. Babaannemiz. Çok duyguluyum. Şöyle ilk kız torunum olduğundan dolayı anlatamıyorum. Hep birlikte nice mutlu yıllara inşallah. Evet, hep birlikte nice yıllara diyorum. Öpüyorum. Duygulandım. Herkes çok duygulu şu anda. Aşkım. Zeynep teyze el sallaydı. El salla, evet. Teyzeciğim de. El salla Zeynep teyzeye. Kokulu kokulu öpücükler gönder ona buradan. Evet. Az kaldı, geleceğim teyzeciğim de. Allah sana bay bay. Arkadaşlar bir yemekler yapmışlar. Bir yemekler. Osmaniye'nin meşhur tatları. Kısırımız, sarmamız, kuru dolmamız, böreğimiz, turşumuz. Ben tuzudan yana gidiyorum. Hiç tatlı almadım. Neyse bulanık çıktın görünmeden. Thank you.
Doğum günü partimiz bitti. Ay. Ve ben de evime geldim. Her şey çok güzeldi. Her şey çok mükemmeldi. Defne benim elime doğdu ve üzerinden bir sene geçmiş. Zaman gerçekten çok hızlı geçiyor. Ben de onun artık bir teyzesi oldum. Asıl teyzemiz Ankara'daydı. Çalıştığı için gelemedi. Neşe'nin annesi ve babası Ankara'dan gelmişlerdi. Fakat Zeynep teyzemiz gelemedi. O da görüntü olarak izledi. Zaten gördüğünüz görüntüleri çok da duygulandılar. Herkes çok duygulandı. Bir ailenin ilk torunu, bir ailenin de ilk kız torunu. O yüzden biraz ortam duyguluydu ama her şey çok güzeldi. Nice sağlıklı, huzurlu, mutlu yılları olsun inşallah ailesiyle birlikte. Bugün daha ne yaparız hiçbir fikrim yok. Malum Oğuz yeni geldi şehir dışından. Fatma anneye gideceğiz yemeğe. Ondan sonra günün geri kalanına artık bakarız nasıl devam edeceğiz. Ben şimdi biraz dinleneceğim. Günaydın. İkinci günden. Dün akşam biz Fatma anneye yemeğe gittikten sonra dışarı çıktık. Biraz da dışarıda vakit geçirdik. Ondan sonra eve gelip hemen uyuduk. Şimdi de kalktık. Size dediğim gibi sosyal testlere kahvaltıya gideceğiz. Merak ettiğimi söylemiştim. Gidersem size de çekeceğim demiştim. Oraya kahvaltıya gideceğiz. Değil mi aşkım? Aynen. Ben ilk defa gidiyorum. Bu arada siz gittiniz. Biz de akşam yemeğine gittik. Kahvaltıya ilk defa gideceğim. Ben daha hiç görmedim. Ama akşam yemeği çok güzeldi. Umarım kahvaltı da öyledir. Çünkü çok acıktım. Güzeldir. Öyle umuyorum ben. Tanım bakalım. Neyse bana da çok sorun oldu. Üniversitenin içinde nerede bizim niye haberimiz yok diye. Ya yeni açıldı. Evet yeni açıldı, o yüzden şimdi gidince de size çekerim. Gösteririm gerekirse. Öyle kahvaltı yapıp birbirimize yine veda edeceğiz. Oğuz Bey işe gidecek. Ben de eve gideceğim. İşlerimi halletmeye. Evet şimdi içeriye girdik. Yukarı doğru çıkıyoruz. Şurada şeyler olacak ortada. Heykeller olacak. Aşkım. Heykeller mi olacak? Evet. Bayağı yukarıda mı? Bilmiyorum ben. Gece geldiğimiz için çok göremedim. Ulan Osmaniyeliyim. Bak işte şu heykeller. Git bakayım yukarı. İstanbul'dan geldim. Buradaki yerleri biliyorum. Ben daha bilmiyorum. Git bakalım. Buradan. Araya mı? Sol, evet. Aa, bu kadar herkes kahvaltıya mı geldi acaba? Umarım öyle değil. Bence sınav var hayatım. Atatürk Üniversitesi'nin sınavı. Hanifeciğim. Bakayım yanlış mı? Git bakayım. Sanki biraz yanlış ki. Burası daha fakültelerin olduğu yer. Olsun. Aa bak sosyal testler yazıyor. Buldum vallahi. Elimle koymuş gibi buldum. Arkadaşlar siz de gördünüz. Eğer doğruysa 15 Temmuz Şehitler Anfisi var ya, onun hemen karşısında sosyal tesisler var. Yukarı çıkabiliyoruz mu? Çıkabiliyoruz değil mi? Evet evet git. Ama nasıl çıkacak? Sonuç olarak elimle koymuş gibi buldum mu? Buldum. Yine iyi buldun ha. Evet yine iyi. Burası ama değil mi? Eminiz. Saati de 9.30 yaptık bu arada. Kahvaltı 9.30'da başlıyordu. Burnuma gözleme kokusu geliyor. Evet bakalım neler varmış. Ay en sevdiğim zeytin. Halhalı zeytini mi diyorlar buna aşkım? Ne zeytini? Halhalı. Bu o mu yani? Bu Mehmet Sunay diyor. Neyse. Zeytin çeşitleri. Yeşillik kısmı benim en sevdiğim. Domates, salatalık, meyveler, havuç, maydanoz, peynirler. Şurada patates, közleme. Şurada humus var. Kızartmalar. Buraya da böyle reçelleri, çikolataları, şeyleri koymuşlar. Simitler, poğaçalar. Burada da sıcaklar var. Yumurta, patates, menemen, sigara böreği ve burada da gözleme. Kolay gelsin. Dev börek yapmışlar. Dev börek sıkma. Ispanak mı? Burada sıkma. Sıkma tamam. Yani gözleme değilmiş. Buranın dev böreği ve sıkması meşhur. Onlardanmış. Almaya başlamışsın. Ne çok acıktım. Ben de alayım. Benim çekim yapacak değil. Şu peynirin adı neydi? Bilen varsa yazsın lütfen. Eğer bu benim bildiğim peynirse tabii ki. Çok güzel görünüyor. Bu da humus. Göstermiş miydim? Şimdi benim kahvaltının namına anladığım şey yeşillik. Az mı aldım acaba? Niye ters mi? Aa, evet. Niye böyle çapraz oturduk?
Buraya güneş vuruyor diye oturdum da. Şunları şimdi limon sıkacağım. Bu havuç senin. Tamam. Aşkım. Biliyorsun ve sağlıklı besleniyorum. Çok tabii sağlıklı beslenir. Bunlar da sıcaklarımız. Şöyle ayrı aldık bunları da. Bakın dev börek var, size göstereceğim. Şimdi içine limon sıkıp yiyoruz bunun. Zaten izleyenler biliyor önceden. Aşkım konuşurken niye şıkır 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 yapıyorsun? Ne yapayım ya? Acıktım Allah Allah. Kendine reçel almışsın. Ben kahvaltıda tatlı namına asla bir şey yemiyorum. Genel olarak bence şeyleri güzel. Sence? Yani çekip yedikten sonra tekrar yorumlayacağım ama çeşitleri güzel. Çok acıktım. Şimdi bize afiyet olsun. Karnım doydu, yüzüm geliyor. Şükür. Çok şükür bugün de karnımızı doyurduk. Vallahi çok beğendim. Vallahi güzel. Gerçekten güzel. Yani ben belki millet hani açık büfede çeşite bakıyordur ama ben tadına bakıyorum. Ben de. Yani benim hoşuma gitti. Yani 150 çeşit olmasına gerek yok. Olan 3-5 şey iyi olsun yeter. Ben var ya. Paçanga böreğine bayıldım ben. Paçangayı çok severim. 4 tane paçanga yedim, ayıptır söylemesi. Yani çok güzeldi. Hem hazır. Ben gerçekten paçangasına bayıldım. Zaten dediğim gibi ben reçeldir, baldır, çikolatadır, tatlı bir şey yemiyorum. Benim için sıcak şeyler olsa yeter. Paçangasını beğendim, yumurtasını beğendim. İşte yanında yeşillikler, yanında patates. Yani bitti gitti, mis gibi kahvaltıydı yani, ve fiyatları yani da uygundu değil mi aşkım? Bir insanın kahvaltıda yiyeceği şey bellidir ya. Onun fazlası hani yenmiyor zaten ki, istesen de yiyemiyor. Aynen öyle. Yani bir insanın kahvaltıda yiyebileceği her şey vardı. Zaten çekmişsindir sen. Maddi olarak hem de tat, lezzet olarak gayet güzel. Benim çok hoşuma gitti. Evet. Normalde İstanbul'da kahvaltı salonlarında, yani kahvaltı yapılan yerlerde gözleme yapılır. Hani her yerde değil. Burada da ocak başında görünce şeyleri, ablaları gözleme zannettim diye börekle sıkma yapıyorlardı. O da güzeldi bak. Evet, o da güzeldi. Bak, sen onun, yani sen o, de ben 4 tane mi dev börek yedin? 3 tane yedim de. Hani onun tadını herkes tutturamaz mesela. Yani bilmiyorum, benim hoşuma gitti. Yani küçük yapmışlardı. Fatma anneninki gibi değildi ama. Çok büyük değildi. Hani güzel. Yine de tadı güzeldi. Puanım 10 üzerinden 9 şimdilik. Biri nereden kestiğimi bilmiyorum. Şu 15 Temmuz Şehitler Anfisi var. Üniversitenin içinde. Artık anlamışsınızdır sanırım. Orada bir yerde yani. Çok sevdim yalanım, uzağım geceler. Evimize geldik. Kesenize bereket. Oğuz Bey teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Başka kahvaltılarda. Ay şu an o kadar bulanık ki kamera. Başka kahvaltılarda görüşmek üzere inşallah. İnşallah. Allah izin verirse. Nedense beni bir üşüme aldı. Eve atar atmaz klimayı açtım. Isınmaya çalışıyorum şimdi burada. Oysa ki dışarıda güneş var, hava çok güzel. Neyse, ben size veda etmeye geldim. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki video umarım kışlıkları çıkartıyorum, dolabımı düzenliyorum videosu olur. Çünkü buna çok ihtiyacım var. Kendimde enerjiyi bulursam bu videoyu çekeceğim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.